Herkese merhaba. İstanbul'un mezarları buluşmalarında 10. haftada, son haftamızdayız. Bu hafta Halide Edip Adıvar ve Halil Kaya üzerine konuşacağız. Bu oturumda Halide Edip Adıvar konuşmalarını yapacak konuklarımız. Siyaset bilimci Profesör Doktor Fatma Gülberktay, gazeteci ve yazar İpek Çalışlar ve yazar Feyza Hepçilingirler bizimle birlikte olacak. Fatma Gül hocamızın konuşmasıyla başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Bugün Halide Edip Adıvar üzerine konuşacağız. Sizin Osmanlı-Türk modernleşmesindeki, Halide Edip'in Osmanlı-Türk modernleşmesindeki etkileri üzerine çalışmalarınız var. Bu konuda sizi dinleyebilir miyiz? Peki, tabii. Teşekkür ederim. Bir kere ben bu belediyenin, İstanbul Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın bu girişimini çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Yani bu girişim derken bazı mezarların, tarihi mezarların ihya edilmesi olayı. Çünkü biliyorsunuz tarih bir iktidar alanıdır. Yani nelerin üzerinin örtüldüğü, nelerin öne çıkarıldığı, hafızada nelerin silinmek istendiği hep politik ve ideolojik çatışma, çekişme konusu olmuştur. Bugün belki daha da fazla öyle oluyor. Geçmişte olup biten ve üzeri unutulmaya çalışan şeylerin üzerindeki örtüyü kaldırmak dolayısıyla bugün açısından bir mücadele ve direnme konusu. Gramsci hatırlamak direnmektir der. Gerçekten de bu bağlamda hatırlamak direnmek anlamına geliyor. Şimdi gerçi Halide Edip öyle çok da unutturulmuş, üstü örtülmüş bir kişilik değil. Ama hangi açılardan hatırlandığı, hangi açılardan unutturulduğu üzerinde durmak lazım. Önemli olan bu. Çünkü biliyorsunuz Halide Edip genellikle romancı, edebiyatçı kişiliğiyle gündeme gelir, tanınır. Onun dışında kamusal, siyasal kimliği mandacılıkla Sultanahmet konuşması arasında gidip gelir. Ve bunlar tabii iki çelişik konulardır. Ama Halide Edip gerçekten çok yönlü bir insan ve kamusal kişiliği de hakikaten çok önemli. Çünkü o yani hem bir romancı, edebiyatçı ama aynı zamanda bir düşünür, özellikle demokrasi teorisi konusunda o dönemde hemen herkesten daha ileri olan bir özgürlükçü demokratik tutumu var. Bunun dışında bir kadın hakları aktivisti, feminist ve dediğim gibi siyasetçi, siyaset yazarı. Ayrıca daima bütün dünya ile ilişkisini sürdüren bir dünya insanı, dünya kadını. Bunun üzerinde çok durmak gerekir diye düşünüyorum. Ve her dönemde esas özelliği kendi aklını kendi omuzları üzerinde taşıması. Yani eleştirel düşünme yetisini kaybetmemiş olması ve bir kadın olarak da önemli olan bir başka şey kendi seçimlerini yapmaya çalışması ve yapması hemen her dalında. Dolayısıyla tabii bu tutumun bedelleri var. Özellikle bir kadın olarak kendi özgür seçimlerinizi yapmaya kalktığınız zaman bu toplumda hoş karşılanan bir şey değil. Dün hoş karşılanmıyordu, bugün de hoş karşılanmıyor. Dolayısıyla ağır bedelleri olduğunu tahmin edebiliriz Halide Edip'in hayatında da. Ve hani Halide Edip'in siyasetçi kimliğinin, siyaset yazılarının ve feministliğinin, açıkça feministliğinin
unutturulmaya çalışılması da kendi başına bir gösterge anlamda. Romancı kimliği öne çıkarılır dedim. Tabii bu da çok önemli. Çünkü Türk modernleşmesinin içinde ve o modernleşmenin önemli bir yönünü gözler önüne serer Halide Edip'in romancılığı. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip için Yeni Türk romanını 1908 ile 20 arasında tek başına temsil etmiş bir yazardır der. Şimdi roman Türk modernleşmesi için de önemlidir. Çünkü batılılaşma arzusunun bir parçası olarak doğar. Ve ilerlemenin bir aracı haline gelir. Geç Osmanlı toplumunun zihniyet dünyası bildiğiniz gibi iki uygarlık arasında, Doğu ile Batı arasında gidiş gelişler, bocalamalar, gerilimler ve bu ikiliği aşmaya çalışan sentez arayışlarıyla dolu. Bu arayışta toplumda kadının durumu aslında her toplumda olduğu gibi sembolik bir önem taşımaya başlar. Tartışmalar da onun etrafında döner. Şimdi bu tartışmalarda kadınlar genelde modernleşmeci erkeklerin fikirlerini ifade edebilmeleri açısından bir simge görevi görürler, kullanılırlar. Ama bu sadece işin bir yönüdür. Çünkü özellikle yani bu somut olarak Osmanlı-Türk modernleşmesinden bahsediyoruz. Bu somut çerçeve içinde tartışmaya kadınlar da bizatihi birer özne olarak katılmışlardır. Pratik mücadeleye girmişlerdir, örgütlenmişlerdir. Etkin özneler olmuşlardır. Ve bu etkin öznelere en iyi örneklerden bir tanesi de bence Halide Edip'tir. Çünkü Halide Hanım Türk modernleşmesinin olağan dışı bir öznesidir. Başta dediğim gibi aklını hep muhafaza etmeye çalışmış olan, etmiş olan, aynı zamanda da itaat etmeyi reddeden, bu bağlamda Cumhuriyet'in asi kızı olan bu Profesör Ayşe Durakpaşa'nın nitelemesidir. Ama bence çok doğrudur gerçekten. Öyle bir insandır. Şimdi bu yüzden de uzun bir dönem küskündür. Cumhuriyet'in küskün asi kızıdır. Halide Edip'in hikayesi Türkiye'deki bu yaygın inanışın aksine, aslında şimdi biraz daha azalan bir inanış ama gene de yaygın. Hakların kadınlara hani gümüş tepsi içinde yukarıdan verildiğini ve onların sadece birer pasif hani ve müteşekkir çok şükran duyan pasif aktörler olduğu iddiasını çürüten somut bir örnek. Şimdi Türk modernleşmesinde geleneksel mutlak otoriteye, sultanın otoritesine diyelim, baş kaldıran erkeklerle kadınlar arasında bir ittifak gerçekleşti. Tabii kadınlar derken çok genelliyoruz. Yani genelde bu erkeklerde, bu sözünü ettiğim kadınlarda birer elitin parçasıdırlar. Okumuş, yazmış, düşünen elit anlamında söylüyorum. Bu anlamda kız ve erkek kardeşlerin bir ittifakından söz edebiliriz bir noktaya kadar. Ama bu sorunlu bir ittifaktır. Çünkü hep biliriz modernleşmenin ayrıcalıklı egosu erkek kardeşin egosudur. Ve yeni toplumu onların egemenliğinde olduğu da gene biliriz.
bir tür biraderler cumhuriyeti kurulur. Yeni ulus devletlerle birlikte. Şimdi dolayısıyla bu ne demek? Yani birçok anlamda yeni ama bazı anlamlarda eskiden çok farklı olmayan, özellikle kadınlara ilişkin konularda geleneksel ataerkil ideolojinin biraz farklı bir kılıkta devam ettiği bir durumdan söz ediyoruz. Ama işte Halide Edip gibi insanlar bir anlamda bu biraderler rejimine kafa tutan, itaat etmeyen, asi kız kardeşler oluyor. Bir yandan tabii hem asiler hem de itaatkar olanları birleştiren bir paradigma var. O da ulusçuluk. Yani hepsi ulus devleti şey yapıyor, takdir ediyor ve onun kuruluşuna katılmak istiyor. Kadınlar bunu tabii içselleştirmişlerdir. Ve zaten ittifak bu noktada kurulur. Çünkü yeni cumhuriyet kadınlara bir alan açar. Kadınlar bunun farkındadırlar. Bütün reformların kendileri için yapılan şeylerin ve tabii esas olarak da Medeni Kanun'un ve onunla birlikte yurttaş olarak kabul edilmelerinin, onların zaten 100 yıllık hayalidir bu. Cumhuriyet bu hayali gerçekleştirir bir yandan. O yüzden de tabii ki destekleri tam. Ama aynı zamanda unutmamak gerekir ki Biraderler Cumhuriyeti kadınları belli bir alanda, belli sınırlar içinde tutmaya çalışır. Yani tamam yeni olsunlar, kamusal alana çıksınlar, meslek edinsinler, okusunlar vesaire ama evdeki rollerini zinhar unutmasınlar. Ev, aile, zevcilik, annelik kadınların esas rolüdür. Bunun üzerine başka rollerde oynamalarına izin ve alan tanınmış olur. Ama buna tabii baş kaldıranlara başka mesela romanlardan güzel bir örnek Aysel tiplemesidir. Ölmeye Yatmak romanında rahmetli Adalet Ağaoğlu'nun. Onu başka bir zamanda belki konuşuruz. Şimdi Halide Edip'in kadınlar için kendi romanlarında kurduğu ütopyada Türk milliyetçiliği söylemiyle uyum içindedir. Ama önemli farklılıkları da vardır. Ve bu farklılık işte gene başta söylediğim kendisinde somutlaşan ve kendi belki de ütopyası olan kendi bağımsız düşüncelerine sahip güçlü kadın imgeleridir. Bu dolayısıyla Halide Edip için kadın haklarının hani Türkiye devriminin içkin bir parçası olduğunu ve otantik milli karakterin gene bir göstergesi olduğunu düşündüğünü söyleyebiliriz romancılığı bağlamında. Halide Edip'in kendi hayatındaki modernlik ve kadınlık çatışmalarında modern erkekler ile modern kadınlar arasındaki gerilimi de izlemek mümkün bu söylediğim çerçeve içinde. Şimdi dedim ya modernleşmeci erkekler bir yandan öncüler, çok güzel ilerlemeciler, modernleşmek istiyorlar ama aynı zamanda eski geleneksel statülerini, ayrıcalıklarını da kaybetmek istemiyorlar. Biraz tam da bugün hala olduğu gibi. Baba, Halide Edip'in babası bir yandan hani biliyorsunuz asri eğitim verir kızlarına. Kendisi batılı eğitim yani. Ama ilk eşinin ölümünden sonra iki kadınla evlenir. Halide Edip'in ilk kocası Salih Zeki Bey
modern pozitivist bir aydındır, bilim adamıdır. Ama o da ikinci bir ikincinle evlenmeyi gayet mübah görür. Zaten boşanmaları da o yüzdendir biliyorsunuz. Ve bu boşanma onun ruhunda derin yaralar açar. Önemli bir gerilim noktasıdır. Bugünü anlamak, bugünkü tartışmalar açısından da bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hala erkekler imtiyazlarından vazgeçmek istemiyorlar. Bugün İstanbul Sözleşmesi üzerinde cereyan eden tartışmalar tam da bunun göstergesi. Bu tartışmalar bağlamında açıkça yine poligamiyi destekleyen ve onun geri gelmesini isteyen erkeklerle karşı karşıyayız biliyorsunuz. Dolayısıyla Halide Edip'i hatırlamak bu anlamda gerçekten direnmek ve Doğu Batı arayışının ötesine geçmek bir anlamda. O ikilemin ötesine geçmek. Onun için bir sentez oluşturmaya çalışmak da bence bugün hala bizim boğuştuğumuz sorunlardan biri ve Halide Adım'ın bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum. Kamusal alandaki çabalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Kadınları İlerletme Cemiyeti'nin, Teali Nisvan Cemiyeti'nin kurucu önderlerindendir. Konferansları, yazıları, eğitim uğraşları Tanin'de yazıyor eğitimci olarak çok etkin vesaire. Bütün onları biliyoruz. Böylelikle Cumhuriyet döneminde inşa edilecek olan yurttaş kimliğine de öncülük ediyor bir anlamda. Ama gene biliyorsunuz Sultanahmet Mitingi'nin unutulmaz hatibi Cumhuriyet sonrasında kendisini gönüllü sürgüne mahkum etmek zorunda kalıyor ve kamusal alanda suskunlaşıyor. Neden? Cumhuriyet döneminde işte terakkiperver Cumhuriyet fırkasını desteklediği için. Yani gene kendi aklıyla düşünmeye cesaret edip tavır aldığı için. Ama dedim ya bunun bedelleri vardır. Bunu da hatırlamak zorundayız. Ve Türk modernleşmesinin kadınlarla olan ikircikli ilişkisinin de yeniden gayet çarpıcı bir göstergesi. Hem vatanın fedakar anneleri, erdemli anneleri olsunlar, hem iyi yurttaşlar olsunlar, ama bunun sınırları olsun ve bunu sınırlayanlar da gene erkeklerdir. Hiç kimse bunun dışına çıkmalarını kadınların istemez. Halide Edip bu sınırları aşan bir kişilik, başta söylediğim gibi. Ama siyasi yazılarına baktığınızda tek parti döneminde Jacobinizmi eleştirdiğini, dayatmacılığa karşı bireysel özgürlüklerin korunmasını savunduğunu görüyoruz. Bu konuda çok hassas. Bir tane ilginç örnek, Türkiye'ye döndükten sonra dayatmacı eğilimleri protesto etmek için Halide Hanım başörtüsü takar. Gençliğinden beri böyle bir şey yapmamış olan bir insan. Bunlar üzerinde düşünmek hakikaten çok önemli diye düşünüyorum. Bu yani fikirleri birçok noktada Ziya Gökalp'in fikirleriyle uyuşuyor. Ama Doğu Batı uygarlıkları arasında bir üstünlük aşağılık şeyine de girmiyor, tartışmasına da girmiyor. Osmanlı tarihine, kurumlarına bakışı olumlu, buradan olumlu şeyler alınabileceğini düşünüyor. Değişimi reddetmiyor ama geçmişi, tarihi bilmeden yeni bir gelecek kurulamayacağını da biliyor. Maziyi bilmeden atiyi inşa etmek mümkün değildir diyor. Din, milli kültürün ve toplumsal dayanışmanın önemli bir unsurudur diyor. Ama laik bir insandır, laikliğe inanır,
yobazlığa karşıdır. En önemlisi de bence herhangi bir amaç etrafında tek tip insan yaratılmasına karşıdır ve bunu meydana getirmeye çalışan siyasal rejimlerden sakınılması gerektiğini söyler. Bu tek tiplik bir örneklikten de kastı, ferde hiçbir hürriyet bırakmayan otoriter, totaliter rejimlerdir. Bugün açısından da yine çok değerli olan bir nokta bu. Ziya Gökalp'in "Fert yok, cemiyet, cemiyet var, hak yok, vazife var" söyleminin antidemokratik olduğunu. Bu söylem çok uzun bir süre devam eder biliyorsunuz Cumhuriyet boyunca. Bunun antidemokratik olduğunun altını çizer Halide Edip. Batı'yı da topyekun taklidin çok sakıncalı olduğunu da söyler. Ve yine bence çok çarpıcı olan Batı'yı topyekun taklit etmenin aslında Batı aydınlanmasına tam da ters olduğunu savunur. O kadar doğrudur ki bu. O kadar haklıdır ki yani çünkü aydınlanmanın özüne işaret eden bir şey bu. Aydınlanmanın özü nedir? Aydınlanmanın özü eleştirel akıldır. Eleştirel düşünmedir. Kendi kafasıyla düşünmek, taklit etmeyi, körü körüne kabulü, herhangi bir şeyi eleştiriye tabi tutmadan körce benimsemeyi dışlar. O yüzden de Batı'nın körü körüne taklidi tam da taklit etmek istediğiniz Batı'nın zıttı olan bir şey. Şimdi biliyorsunuz aydınlanmayı en iyi anlatan söz Kant'ın ünlü sapere aude'sidir. Yani düşünmeye cesaret et. Halide Edip Türk modernleşmesinde düşünmeye cesaret etmiş bir dünya kadınıdır. Teşekkür ederim. Halide Edip adı var oturumuna Sayın İpek Çalışlar'la devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sizden de Halide Edip adı var biyografisi dinleyeceğiz değil mi? Daha spesifik olarak. Evet. Dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Merhabalar. Ben de Büyükşehir Belediyesi'nin bugün içinde bulunduğumuz girişimine yani kaybolmak yüz tutan ya da önemli kişilerin mezarlarına sahiplenme girişimine teşekkür ediyorum. Halide Edip'i anlatmak için davetinize yine teşekkür ediyorum. Fatma Gülberk'ten bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Düşünmeye cesaret eden bir kadın olarak tarif etti Halide Edip'i. Şimdi ben de buna şunu eklemek istiyorum. Engelsiz bir düşünme ve engelsiz bir düşündüğünü de yapma huyu mu diyeyim? Cesaret sözcüğünü kullanmak istemiyorum. Bu başka bir şey. Yani hepsini düşüne taşına tarta biçe yapıyor çünkü. Oradan bir örnekle başlamak istiyorum konuşmaya. Yıl 1913 ve Halide Edip önemli kitaplarından Yeni Turan'ı yazmış. İttihatçılar iş başında. Yeni Turan'ı çok beğenen Cemal Paşa da Talat Paşa da evine geliyorlar. Teşekküre yani kitap üzerine konuşmaya ki bu kitap son derece enteresan. Şimdi içine girmeyelim ama bir tek şunu hatırlatalım. Kadınlara oy hakkı da olan bir oy hakkının söz edildiği Kaya isimli bir kadın kahramanında olduğu bir kitap bu. Bu tarafıyla da oldukça ilginç. Fakat Halide Edip kitabı yazmakla yetinmiyor. Türk Ocağı'nın üyesi, oraya devam eden, konuşmalara katılan ve üstelik oraya kadınlı erkekli dinleyicinin gelmesi için uğraşan ve başaran da birisi. O zaman popüler romanlarını yazmış, köşe yazarı olarak öne çıkmış ve kanaat önderi olma yolunda epey adım atmış. Önemli bir isim İstanbul'da. Yani Osmanlı'nın almanağına giriyor, dünya almanaklarına giriyor. Halide Edip diye birisi artık var. Yazar olarak var. Kanaat önderi olarak da ilerliyor.
Ne yapıyor haldeydi? Romanın sayfaların, ki o zamanki romanlar kitap sayfalarında da kalmıyor. Bu romanlar tefrika ediliyor gazete sayfalarında. Yani oldukça geniş kitlelere ulaşıyor. Fakat Halide Edip'in buradaki ben şeyini çok enteresan buluyorum. Türk Ocağı'nın bir sahnesi var. İstanbul Fatih'te, Kıztaşı denen yerde kocaman bir bina var. Şu anda restorasyonu yapılıyor. Durumu nedir bilmiyorum ama atla girilen, yani kocaman kapıları olan, büyük salonları olan bir yer. Abdullah Supitan Röver ailesinin konağı burası. Ve bu konakta Hamdullah Supi ile beraber bir gösteri düzenliyorlar. Gösteri de şu: Yeni Turan oyununu sahneliyorlar. Ve olacak şey değil aslında o dönem için. Hiç o güne kadar tek bir kadın oyuncu sahneye çıkmamış. Hep Ermeni ya da Yahudi, daha çok Ermeni yurttaşlarımız, kadınlarımız sahneye çıkmışlar. Yani böyle bir alışkanlık yok. Ama şimdi Kaya'yı oynayacak belli ki Halide Edip ve istiyor ki bu herkes tarafından öğrenilsin, duyulsun, bilinsin. Ama yani kendisi sahneye çıkıyor. Hamdullah Supi ile beraber oyunu, artık bilmiyorum okuma tiyatrosu gibi mi yapıyorlar, bu ayrıntı yok. Ama birlikte sahneye çıkıyorlar ve burada hakikaten Hamdullah Supi'nin bir anlatımı var ki daha sonra Eğitim Bakanlığı yapan, Millet Meclisi'nde görev yapan önemli birisi Hamdullah Supi Tanrıöver. İnsan yani şaşırıp kalıyor. Bu nasıl bir iş diye. Şimdi buradan sayfa hemen karşıma çıkarsa size onu okumak istiyorum. Evet. Vallahi sayfada çıkmadı karşıma. Ben anlatayım o zaman. Bir şekilde olay çıkacak diye Cemal Paşa, ki İstanbul'un güvenliğinden o sorumlu, diyor ki şey yapmayalım, buna izin vermeyelim. Fakat izin verilmezse büsbütün başka bir şey olacak, davetiyeler gitmiş. Ve sonunda iddiatçı önderlerin de katılımıyla toplantıya, kadınla erkekli bir gruba Halide Edip piyano çalıyor, şarkı söylüyor sahnede ve oyunu bir kereye mahsus olmak üzere sergiliyorlar. Şimdi ben dedim ki yani bu o kadar bir engelsiz düşünme ve bunu sahneye taşımak ki buna yani nasıl yapılabilir? İşte Halide Edip böyle bir insan. Bunun örneklerini de şimdi size sıralayacağım. Zaten yani biyografisini yazma konusunda beni cezbeden önemli noktalardan biri buydu. Bir de okurlara da, aman dinleyicilere de söylemek istiyorum. Şu anda Halide Edip kitabını ben yeniden gözden geçirdim. Ocak ayında yeni baskısıyla hepinize ulaşacak ama şu anda bulamazsanız kusura bakmayın, benim kusurum, kabahatim değil. Şimdi size şuradan bir bölüm okumak istiyorum. Halide Edip bu noktaya nasıl geldi? Yani Türk Ocağı'nın sahnesine çıkıp kendi yazdığı romanı sahneye koyup bir tiyatro oyuncusu gibi sahneleyen bir kız nasıl doğdu? Çok zor bir çocukluktan geçti Halide Edip. Bu zor çocukluğun enteresan bir kısmı 2 gün önce elime geçti tesadüfen. Şimdi durmadan dijital ortama bilgiler yükleniyor, makaleler yükleniyor. Abdullah Uçman, Halide Edip'in hocalarından Rıza Tevfik'in Halide Edip'ten aldığı mektuplardan birine dayanarak onun şiir dünyasındaki yerini anlatan yazısında bir mektup kullanmış. Çok hoşuma gitti mektup. Hemen torunu Ömer Sayar'a da ilettim. Dedim ki bu bezar meselesinde görüştüm kendisiyle, haberiniz var herhalde, ne diyorsunuz falan derken. Bir de bunu da iletmek istedim Ömer Sayar'a. Çünkü ben Halide Edip'in böyle bir mektup olduğunun farkında değildim. Daha doğrusu insan hani her şeye hakim olmak mümkün değil biyografi yazarken. Zaten üstüne de kendimi affettirmek için biyografisine sığmayan kadın yazmayı ihmal etmemiştim. Şimdi onun çocukken başına gelen en büyük felaket annesini kaybetmesi. 4 yaşında annesini kaybediyor. Ve bunu Rıza Tevfik, ki dönemin en önemli filozoflarından biri, şairlerinden de biri, ona mektupta şöyle anlatmış: hayatımın en dikkate şayan ve en samimi çehresi olan annemi kaybettiğim zaman az da olsa kendimi bilecek yaştaydım. Ruhumun derinliklerinden gelen binlerce soru karşısında kendimi yapayalnız buldum. Kendimi tamamen yalnız hissettim. Yalnız düşünen ve yalnız yaşayan. Bununla beraber kendimi annemin küçük, esmer, acı çeken, melankolik çehresinden kurtaramıyordum.
harikulade güzel ve büyük gözlere sahip bir kadının çehresinden. İlk sevme ihtiyacını hissettiğimde ruhum annemin hatırasına takıldı ve uzun müddet onun geri geleceğini zannettim. Ama yavaş yavaş bu silüet uzaklaştı, parlaklığını kaybetti ve söndü. Böylece ruhumu saran sevme hissi cevapsız ve tatminsiz kaldı. Ben gerçekten Halide Edip'in annesinin kocaman gözlü ve esmer bir kadın olduğunu ilk defa bu mektuptan öğrendim. Çünkü bu ayrıntılar bazen hiçbir yerde bulunmuyor ve insan yani gözünde de canlandırmak istiyor. 4 yaşında ölen Bedri Fem nasıl birisiydi ve Halide Edip'in hayatında nasıl bir rol oynadı? Ki bu şey için, mektup için Abdullah Uçman'a teşekkür ediyorum tabii. Şunu diyeceğim, annesinin ölümünden sonra Başka ve Beşiktaş'taki Yahya Efendi dergahı, iki tane mezarlık var. Onlar çok yakınlarında evlerinin. Ve Halide Edip oyun alanı olarak mezarlıkları kullanmış. Evdeki kahyalar, kuzenler hep birlikte gitmişler. Ve bu artık hastalıklı bir hale gelince, çünkü yani bir çocuk artık yani oyun alanı olarak mezarlığa gidiyorsa burada bir sorun olmalı diye düşünüp babası evi doğrudan Sultan Tepesi'ne taşıyor. Ve Sultan Tepesi'nde büyülü bir ortamda buluyor. Çünkü eğer Sultan Tepesi'ne giderseniz son zamanlara kadar arsa olarak duran yeri artık şimdi evler yapılmış ama sorup öğrenip Halide Edip'in evi neredeydi diye Sevda Tepesi'nin tam karşısında çok olağanüstü güzel manzaralı bir yerde olduğunu göreceksiniz. Hiç değilse yer duruyor yani ev, konak hiçbir şey kalmadıysa da yer duruyor. Ve bu arada hayatına babasının Edip Bey sarayda bir şey Sultan Abdülhamid'in hazinesinin özel görevlisi olarak çalışan bir isim, önemli bir isim ama bütün yasakları çiğneyerek kızına iyi bir eğitim vermek istiyor. İyi bir eğitim vermek için dostlarına danışıyor. Sultan Tepesi'ne gittiği zaman oradaki Amerikan Koleji'ni fark ediyor. Ve Rıza Tevfik o sırada hayatlarına giriyor. Halide Edip Rıza Tevfik'ten çok şey öğrendiğini, onu çok önemsediğini her zaman yazmış. Onunla mektuplaşmalarında da bunu ifade etmiş. Halide Edip'in hayatında engelsiz düşünmenin ikinci örneği olarak Salih Zeki eşi, aşık olduğu matematik hocası kendisine, kendi onun üstüne evlenmek istediğinde, yani kocası aynı zamanda, kadınların boşanma hakkı olmadığını herkes gibi o da bildiği halde ne yapıp ne edip Salih Zeki'den boşanmayı başarıyor. Tabii çok zor bir dönem geçiriyor. Çünkü iki çocuğuyla arkadaşı Nakiye'nin yanına taşınıyor. Birlikte ayakta kalmaya çalışıyorlar. Fakat Halide Edip uzun süre verem olduğu üzüntüsünden diye çıkan dedikodulara da göğüs gererekten sonunda ne diyeyim yani küllerinden yeniden doğmayı başaran bir kadın. Daha önce de başına çeşitli felaketler geliyor. 31 Mart ayaklanmasında ölümden dönüyor. Mısır'a kaçıyor. İki oğluyla beraber. Ve bu arada Salih Zeki tabii sadece çapkınlıkla hayatına giren bir eş değil. Aynı zamanda Halide'ye hocalık etmeye devam eden ve onun yazar olarak ve entelektüel kimliğini geliştirmek için de önünü açan enteresan bir adam. Yani hem onu giydiği kırmızı nar çiçeği elbiseler nedeniyle çok iğneleyerek eleştiriyor. Hem de aynı zamanda Tanin gazetesinde bir köşe sahibi olmasını sağlıyor. Çalışmalarında yardımcılığını, yardım etmesini istiyor. Yani böyle zikzaklar çizerekten giden bir hayat çizgisi var. Boşandıktan sonra Halide Edip Salih Zeki tipindeki erkekleri romanlarına dahil etmeye başlıyor. Ki bu yani boşanmadan önce de başlamış. Seviye Talip ve Handan romanları bunun bir örneği. Handan romanı gerçekten edebiyat çevrelerinde bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü Halide Edip'in yakından tanıyanlar bunun kitabın içinde Salih Zeki ile yaşadığı pek çok şeyi de okumaya başlıyorlar. Yani kızıl saçlı bir kadın Handan, Halide'nin de saçlarında kızıllık var. Edası, tavrı, hocaları pek çok şey sahne sahne içinden çıkıveriyor.
Ve bunların bu konuda Yakup Kadri Karaosmanoğlu Handan'la ilgili bir yazı yazarken ertesinde Halide Edip'le karşılaştığında ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü diyor ki ben bilmiyordum onun Salih Seki ile böyle boşandığını. Ondan romanında da söz ettiğini fark etmemiştim. Yani bir de tabii kurguyla gerçek arasında o zaman romancıları tam da bir ayrım yapamamışlar. Halide Edip sanki bir biyografi yazmış ve kendi hayatını anlatmış gibi rahatsız oluyorlar. Ama Halide Edip bu meselelere pek kafayı takmıyor, aldırmıyor. O yolunda tıkır tıkır devam ediyor. Handan romanı da o kadar popüler oluyor ki parası biten anneannesi kendi, o da roman yazmaya kalkıyor. Diyor ki ben de bir roman yazayım Halide. Ben de para kazanayım. Çünkü durum çok kötü. Borçlar birikti. Şimdi Halide Edip hayatın başka türlü yaşanabileceğini düşünenlerden bir kadın. Balkan Savaşı'nda bakıyoruz hasta bakıcı gibi çalışıyor. Kız okullarını düzeltmek için fahri müfettiş olarak raporlar yazıyor. Hiçbir konuda geri kalmıyor. Burada enteresan bir şey var. Benim çok da dikkatimi çekti. Her şeyden de kendisini sorumlu görüyor. Örneğin kalkıp hayati tehlike nedeniyle Mısır'a iki çocuğuyla kaçtığında Adana'da Ermeni katliamı yaşanıyor. Ve Halide Edip oradan Tanin gazetesine bir yazı yazıp gönderiyor. Ve bakıyoruz yazı Ermeni vatandaşlarımdan özür diliyorum diye yazılmış. Şimdi yani kendisini son derece sorumlu gören, böyle bir özür yazması gerektiğini düşünen ve yapan, hiçbir konuda düşüncesini engellemeyen son derece enteresan bir insan. Ve bakıyoruz Halide Edip sürekli kendini geliştiriyor ve alanını genişletiyor. Giderek hepimizin hayranlığını kazanan değişik adımlar atıyor. Bir de İzmir'in işgali konusundaki davranışı da beni çok etkiledi. İzmir işgale uğradığında gene Halide Edip kendisini çok sorumlu hisseden insanlardan biri. Bakıyoruz bütün örgütlere katılmış. Her bir örgütün üyesi. O zaman örgütler yani çeşitli cemiyetler isyan ediyor işgale. Fakat mitingler yapılıyor. Mitinglerin değişmez bir konuşmacısı var Halide Edip. Şimdi örneğin bu Sultanahmet'teki o çok büyük devasa mitingde örgütlenmeye hazırlanırken miting bakıyoruz Halide Edip toplantıya git. Ve diyorlar ki bir konuşmacı arıyoruz. İşte Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir miting yapılacak. Hiç kimse ben konuşayım demiyor gelenlerden. Bakıyoruz onun üzerine. Gene Halide Edip diyor ki ben konuşurum diyor. Hayatında yani konferans kapalı toplumlarda konferanslar vermiş, çeşitli yerlere katılmış, güveniyor kendisine. Ama o koskocaman mitinge giderken duygularını bir anlatıyor ki yani diyorsunuz ki yani ben konuşurum diyen kadın nasıl bu kadar korkabilir konuşma yapmaktan? Hiç korkularına esir olmuyor yalnız. Ve mükemmel konuşması hala bugün de defalarca tekrarlanıyor, dinleniyor etrafta. Yani ben dedim ki neye el atmamış? Yani bakıyorum el atmadığı hiçbir şey yok. Milli mücadele başlıyor. Halide Edip'e bakıyoruz 20 günlük çok ağır bir koşullarda at sırtında Ankara'ya gidenlerden biri. Ve iki tane oğlu var. Oğullarını tabii Salih Seki'den boşandığı için çocuklara kendisi bakıyor. Burgazada'daki çok güzel evini satıyor. Onun parasıyla çocukları Robert Kolej'e yatılıya yazdırıyor. Ve ikinci eşi Adnan'la birlikte milli mücadeleye katılmak üzere karar veriyor. Fakat ayrı ayrı gidiyorlar başlangıçta. Sonra yollarda buluşuyorlar. Ve demiyor ki ben at sırtında günlerce gidemem. Yani kendisi ama hatıratında okuduğunuz zaman o at sırtında giden kadınla arasındaki şeyi yani ne diyeyim farklılığı ve yani o bedeni nasıl taşıdığını da mükemmel bir şekilde edebiyata geçecek bir şekilde anlatmış. Ve o gittiği zaman sanıyorum Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri. Yani Ankara'dan
İstanbul'dan gelenler izlenirken Halil Edip Hanım B5 milletvekili geliyor şeklinde telgraflar çekilmiş. Yani o önemli 5 milletvekili kadar önemli. Onların isimleri yok. Halil Edip'in isimleri Mustafa Kemal tarafından an be an izlenmiş. Engelsiz bir kadın diyeceğim. Her şeyi yapması gereken her şeyi yapmış. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. 1925 yıl yani milli mücadele sırasında milli mücadele önderliğiyle anlaşmazlığa düşüp kimi sorunlar yaşarken 1925 yılında bir yurt dışına gidiyor. Çünkü çocuklarını yıllarca görmemiş oğlanlar Amerika'da. Onlar da Çekoslovakya'ya geliyorlar. Orada bir buluşma, Avrupa'nın belli şehirlerinde buluşmalar yapacaklar. Ve bu arada yani gene kimin yani nasıl bu aklına geldi, ne oldu onları biliyoruz ama yine de olması oldukça zor bir iş yapıyor. Ünlü bir ressam var Çek, o zaman Alfons Muhan. O hengamenin içinde gidiyor. 2-3 gün ona stüdyoda poz veriyor. Şimdi yani yani her şey birbirine eklendiği zaman şunu görüyoruz. Yani hiçbir zaman bir kadın olarak üstünü başını dikkatsiz bir şekilde seçmiyor. Bütün fotoğraflarda gördüğünüz gibi milli mücadele yıllarında bile gene hem kadınsı hem de savaşta kullanılabilecek kıyafetleri var. Yani elleri her torunu Ömer Sayar'ın anlattığına göre hiçbir zaman elleri manikürsüz olmuyor ama kırmızı oje de sürmüyor. Saçları son dönemde arkadan topuz yapıyormuş. Ama okul yıllarında arkadaşları onu anlatırken diyorlar ki başını bağladığı zaman her zaman bir kahverengi bukle önüne dökülürdü. Amerika'ya giderken bakıyoruz tamamen saçını kestirmiş dönemin modasına uymuş kılığıyla, kıyafetiyle. Halide Edip'in düşünce sistemine Fatma Gülberkay'dan çok güzel dinledik. Ben de size bundan birkaç örnek sunmaya çalıştım. Evet, Halide Edip adı var oturumuna. Sıradaki konuşmacımız yazar Feyza Hepçilingirler'le devam ediyoruz. Merhaba Feyza Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Feyza Hanım, bize biraz Halide Edip'in siyasi kişiliğinden, Türkiye'deki kadın özgürleşmesindeki rolünden ve romancılığından bahsedecek. Hoş geldiniz tekrar Feyza Hanım. Hoş buldum, teşekkür Buyurun. Ederim. Halide Edip'le ilgili benim bir çalışmam var. Halide Edip'in makalelerini toplamıştım. Halka Doğru diye bir kitap. Onu temel alarak bir konuşma hazırladım zihnimde yani. Halide Edip'e yönelik bir suçlama var biliyorsunuz. Hatta birçok kişinin eminim Halide Edip deyince aklına gelen ilk şey bu. Mandacı, Amerikan mandası savunuyordu. Ben önce bunu çürütmek için bir giriş yapmak istiyorum. Halide Edip'in Amerikan Halide Edip'le ilgili Zekeriya Sertel'in dergisinde yazıyor Halide Edip. Ben oradaki makaleleri topladım başta. Büyük Mecmua adındaki dergide yazdığı makaleleri. Büyük Mecmua 1918-19 yıllarında yayımlanıyor. Eski yazı. Onları ben bugünkü alfabeye çevirdim. Orada Halide Edip'in söylediklerinden önce Zekeriya Sertel'in Halide Edip'le ilgili bir düşüncesi var. Onu biraz paylaşmak istiyorum. Diyor ki Halide Edip Amerika'nın emperyalist bir devlet olmadığını sanıyor. Washington'ın iyi niyetine inanıyordu. Türkiye'yi düştüğü felaket uçurumundan kurtarmak için Amerika bizden bir şey istemeyecekti. Yalnız işgal kuvvetlerine karşı Türkiye'yi koruyabilmesi için Türkiye'nin Amerikan mandasına girmeyi kabul etmesi gerekiyordu. Biz Amerikan himayesine girerken iktisadi yardım da görecek ve böylece hem işgalden kurtulmuş olacaktık hem de bağımsızlığımıza kavuşarak kalkınma olanakları bulabilecektik. Oysa Amerika İngiltere'nin harp yorgunluğundan yararlanarak Orta Doğu'ya girmek istiyordu. Diyor ki özetle bu işte Halide Edip'in samimiyetinden ve iyi niyetinden şüphe etmek kolay değildir. Çünkü Halide Edip romantik bir kadındır. Siyasetten anlamazdı. Bütün hayatında temiz ve namuslu kalmıştı. Son derece vatanseverdi.
Bu düşüncesinde de vatanı kurtarmak kaygısından başka bir neden aramak doğru olmaz. Şimdi Zekeriya Sertel'in söylediklerini doğrulayan yazılar vardı. Kan gazetesinde yayınlanan yazılar ve Büyük Mecmua'daki yazılar. Büyük Mecmua'daki işte 1919 yılında yazmaya başladığında Halide'nin işgal var. İstanbul işgal altında ve bu işgale karşı herhangi bir şey yapılmasını o kadar korkuyorlar ve o kadar engel olmaya çalışıyorlar ki mesela Damat Ferit Hükümeti'nin genel basın müdürü Haydar Bey'e yazılar götürüldüğünde ne yapmak istiyorsunuz siz diye bir azarla karşılaşıyor Zekeriya Bey. Memleket bugün işgal altındadır. Siz değil Sultan Vahdettin bile istediğini söyleyemez. Beyazıt Meydanı'nda miting yapmakla işgal ordularını dışarı atacağınızı mı sanıyorsunuz? Diyor ve Halide Edip'in o çırpınmalarını ben Büyük Mecmua'da yazdığı yazılarla yansıtmak istiyorum. İtilaf devletlerine bir mektubu var mesela. İtilaf devletlerine diyor ki, Rumların Yunanistan'ı, Ermenilerin Ermenistan'ı, Arapların Arabistan'ı var. Bunlar arasında istiklali için, namusu için en çok fedakarlık etmiş Türk'ün Türkiye'si nerede? Siz dünyanın dörtte üçünü işgal ediyorsunuz. Bu cihan harbini küçük Türkiye'nin istiklalini almak için mi yaptınız? Halbuki canından, kanından, memleketinden, her şeyinden bayrağının namusu için feda eden Türkiye'nin evlatları, Türkiye'yi nasıl büyük, nasıl mübarek, nasıl güzel ve sevgili bilirler bilir misiniz? Siz kendinizi idare edebilir misiniz diyorsunuz. Evet, paramız yok, kuvvetimiz yok, tecrübeli ve büyük kafalarımız yok. Fakat namuslu ve sizin harp ettiğiniz esaslara inanan çocuklarımız var. Bize yardım ediniz, bize sermaye, bize fikir, bize dostluk veriniz. Şimdiye kadar meydana çıkardığınız Bulgarlar, Sırplar, Yunanlar, Ermeniler kadar Türkler de buna layıktırlar. Diyor, yardım istiyor İtilaf Devletleri'nden. Bu çok acıklı bir durum çünkü ülkeyi işgal etmiş olan insanlardan yardım istiyor. Ama o kadar büyük bir çaresizlik ki bugünün insanların o büyük çaresizliği anlaması çok zor. Mesela daha önce padişaha yalvarmışlığı var. Padişahım diye başlayıp şöyle diyor bir yerinde. Ya Sultan Mehmet atınla tüfeğinle ecdadın namus ve izzetini, milletinin toprağının hakkını muhafaza için orduya, millete koş. Bir Sultan Mehmet'in aldığı toprakları çiğneten padişahın da ismi Sultan Mehmet olmasın. Padişahım diyor. Türklüğün 600 senelik ruhu seni çağırıyor. Tarih seni çağırıyor. Büyük ölüleri seni çağırıyor. Nasıl bir çırpınış içinde olduğunun anlaşılması için bunları paylaşmak istedim. Yani öyle bir çırpınıyor ki kimden yardım isteyeceğini, nereden yardım isteyeceğini bilemiyor. Bu çırpınma içinde hala yasak sürdüğü için ne yapılacağı hala kestirilemediği için o hareket çırpınma devam ederken gazeteye bunları yansıtmamaya da çalışıyorlar bir yandan ama bir noktadan sonra İzmir'in işgalinden sonra artık iş çığırından çıkıyor ve hiçbir yasak dinlenmez hale geliyor. İzmir'in işgalinden sonra Halide Hanım tamamıyla değişmişti. Artık ne padişaha yalvarıyor, ne de İtilaf Devletleri'ne sığınıyor, ne de Amerikan mandasından söz açıyordu. Daha sonra herkesin bildiği gibi İstiklal Savaşı'na katılır, başçavuşluğa kadar yükselir, İstiklal madalyasıyla ödüllendirilir. Ve bütün bunlar artık bir zamanlar Amerikan mandası istediğini unutturacak büyük zaferlerdir. Kaldı ki o dönemde Amerikan mandası isteyen sadece Halide Edip değildir. Amerikan Muhipleri Derneği diye dernek var. Hatta onu da Zekeriya Bey'den aktarmaya çalışayım.
Diyor ki Zekeriya Bey, Ruşen Eşref, Ömer Seyfettin, Ali Canip bunlar bu dergide yazıyorlar. Ama Ahmet Emin Yalman'dan başlayarak birçok kişi, Yunus Nadi, adları çok da saymak istemiyorum ama birçok kişi zaten Amerikan bandası konusunu düşünmüş. Çünkü o büyük çaresizlik, insanları bir çare aramak, hani denize düşen yılana sarılır misali, bir çare aramak zorunda bırakıyor. Bundan sonra kadın meselesine biraz değinmek istiyorum. Üç ana başlıkta toparlamayı düşünüyorum bu konuşmayı. Birincisi bu manda meselesinde Halide Edip'i aklama çabam. Ne kadar haklı bulunur, ne kadar yer alır insanların kafasında bilemiyorum. Ama ben Halide Edip'i inceleyen bir insan olarak bunu belirtmek istiyorum. İkincisi kadın meselesi. Kadın meselesinde de o günün üniversitesi olan Darülfünun'da kadın ve erkeklerin aynı hocalardan ayrı ayrı ders almaları söz konusu. Yani kadın üniversitesi ayrı, erkek üniversitesi ayrı. Ancak bir bina sıkıntısı doğuyor ve bu bina sıkıntısı ile bunun yüzünden daha doğrusu Darülfünunları birleştirme kararı alınıyor. Yani kadınlarla erkekler aynı üniversitede ders görecekler. Belli çevreler ayağa kalkıyorlar. Büyük mecmua bunun üzerine bir anket açıyor. Ve Darülfünun'da kadın başlığıyla bu anketi sunuyor okurlarına. Sabiha Zekeriya Hanım, yani Zekeriya Bey'in eşi Sabiha Sertel. Daha Sertel değil elbette o zamanlar. Diyor ki, bu hafta fikri hayatımızın en mühim hadisesi şüphesiz ki kadınlarımızın Darülfünun'a kabulleri üzerine zuhur eden muhtelit tedrisat, karışık karma tedrisat, karma eğitim meselesidir. Binayı birleştirince tedrisatı da birleştirmek icap ediyordu. Türk kadının hayatında pek mühim bir inkılap teşkil eden bu hadise muhafazakarlarla teceddütperverler arasında, yenilikçiler arasında mühim bir münakaşa kapısı açtı. Gerçekten de bir itiraz yağmuru da oluyor bu duruma. Bu konuda Halide Edip ne diyor? Bizi ilgilendiren kısım o. Bu konuda Halide Edip hem kesin hem de sert konuşuyor. Diyor ki çağdaş olmaya karar vermişsek çağın düşüncelerini kabul etmek zorundayız. Toplumda yan yana olan kadın ve erkeğin üniversitede yan yana olmasından daha doğal ne olabilir? Buna karşı çıkılıyorsa eğer diyor, kadın ve erkeğin birlikte ders almasına karşı çıkılıyorsa, kadının toplumsal yaşamda yer almasına gerek olmadığını, hatta üniversitenin de gerekmediğini, bu durumda niye üniversite var diyor. Çağdaşlığı yüzeysel olarak taklit edeceksek, Orta Çağ'da ve Asyalı olarak kalalım o zaman diyor. Batılılaşmaya kalkışmışsak eğer, batılılaşmanın gereği olarak kadın ve erkeği birbirinden ayırmamayı da öğrenelim diyor. Bir başka yazısında da gene büyük mecmua, gene Sertellerin çıkardığı der ki, Samsun'dan mektup yazan biri var kendisine, bir başkası da Avrupa'dan yeni dönmüş bir hanım. Bu yazılarda da Halide Edip kadınları savunuyor. Türk kadınlarına dışarıdan ve içeriden yöneltilen eleştirileri savuşturuyor. Atılan iftiraları geçersiz kılmak için de bir takım önerilerde bulunuyor. Mesela diyor ki, bir, bu Türk kadınla çirkin bühtanlarla, iftiralarla hücum edenlere karşı Türk kadınının milli sahada fedakarlığını, mesaisini ve mücahidesini meydana koymak. Yani Türk kadınlarına eğer bir saldırı varsa Türk kadınının neler için, nasıl mücadele ettiği anlatılsın diyor. Türk kadını dolayısıyla milleti terzil eden münasebetsiz hareketten tevkif etmeleri için
Türk kadını, bunları biraz Türkçeleştirmem gerekiyor tabii ki. Türk kadını dolayısıyla milleti rezil eden, aşağılayan, uygunsuz hareketlerden alıkonması için çeşitli çevrelerde ahlaki bir mücadele ve onların milli gururlarına, dini hislerine başvurarak bir tepki uyandırmak gerekir diyor. Zaten edebiyatçılığına değindiğimde de kadınlar konusuna ne kadar önem verdiğini anlatacağım. Çünkü Türkiye'nin belki de ilk feminist yazarlarından biridir Halide Edip. Kurmaca eserlere daha çok ağırlık vermiş ve çevirisini daha okulda öğrenciyken ilk çeviriyi yapıyor. Daha sonra da öykülerle başlıyor edebiyat yaşamı. Öykülerini topladığı kitap Mensur Şiirleri var. Öykülerini topladığı kitap, bir dakika bakayım, Harap Mabetler diye hatırlıyorum. Evet, Harap Mabetler'de ilk öykülerini topluyor. Dönemin önemli bir modası var. Mensur şiirler yazılıyor. Yakup Kadri bunun başında yer alıyor. Halide Edip de bu modaya uyuyor. Mensur şiirler yazıyor bir süre. Ama çok genç yaşta roman yazmaya da başlıyor. Hatta Kurtuluş Savaşı'na kadar yayınlanmış 5 tane romanı var. Arka arkaya yazılmış romanlar. Yani adını duyurmuş ve kendini yazar olarak kabul ettirmiş bir insan Kurtuluş Savaşı yıllarına gelinceye kadar. Bu romanları da biraz kategorize etmek gerekir sanırım anlatmak için. 3 bölümde toplanabilir romanları. Kadın meselesine öncelik tanıdığı ve kadınların kahramanı olduğu romanlar, ki bunların içinde neler var? Seviye Talip, Handan, Mev'ud Hüküm gibi romanlarında kadının karşılaştığı sorunlar. Genellikle bu romanlarda varlıklı ailelerin işte özel dersler alarak, piyano öğrenerek, özel hocalardan yabancı dil öğrenerek yetişmiş kızları kahramandır. Ama bunların da bir takım sorunları olduğunu anlatır. Kadın sorunlarına ilk eğilen yazarlardan biri olarak bu romanlarda kadın meselelerini ele alır. Cinsel konulara varıncaya kadar sorunlarını irdeler. Mesela Tatarcık romanı, hatta ideal olarak gördüğü Türk genç kızının tipini çizmek için yazdığı bir roman sayılır. Bu romancılığının birinci dönemi. Daha sonraki yıllarda Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yanında yer alıyor, başçavuşluğa kadar yükseliyor ve Kurtuluş Savaşı'na birebir gözlemci olarak katılıyor. Savaş sonrası İzmir'e giren kuvvetler arasında Halide Edip de var. Dolayısıyla bu gözlemi Kurtuluş Savaşı romanları adı altında belirtebileceğimiz şekilde topluyor, yayınlıyor. Bunlardan en bilinenleri Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe'ye romanları. Vurun Kahpe'ye hem Kurtuluş Savaşı hem kadın meselesi, ikisini birden ele alan bir roman. Bu romanlarda da şahsiyetler belirginlik kazanır. Diliyle ilgili kime eleştiriler yapılır Halide Edip'in. Biraz pütürlü, hatta kimin yaptığını, o benzetmeyi kimin yaptığını anımsayamayacağım şimdi, ama lezzetli ama kılçığı bol bir sardalya gibidir Halide Edip'in dili diye bir benzetme anımsadım şimdi. Evet, bir takım pürüzler olduğunu ben makalelerini toplarken de fark ettim. İngiliz edebiyatı alanında, daha sonra hocalık da yapacak zaten İstanbul Üniversitesi'nde, İngilizce bölümünün kurulmasında bizzat kendisi rol oynayacak. Bizim edebiyatımızda Halide Edip'e gelinceye kadar edebiyatçılar hep Fransız eğitimi alarak, Fransızca öğrenerek, hatta Fransa'ya giderek edebiyatçı olmuşlardır. Yani Fransız eğitiminden geçerek. Bizim Avrupa'ya girmemiz zaten Paris kapısından
olmuştur. Fransız eğitimi, Fransız özentisine dönüşmüştür zaman zaman. Fransızlar gibi konuşmaya, Fransızlar gibi davranmaya çalışanlar ile dalga geçen bir romanı da Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası'nı da bu arada hatırlatmış olalım. Halide Edip onlardan farklı olarak ilk defa İngiliz eğitimiyle yetişmiş bir edebiyatçıdır. İngilizceyi zaten çocukluğunda gittiği okullarda öğrenmiş ama daha sonra da zaten çeşitli nedenlerle, tam o siyasi nedenlere çok girmeyeyim ama eşi Adnan Adıvar'la birlikte yurt dışında yaşamış uzun yıllar. O yıllarda yazdıklarını da topladım ben bu Halka Doğru kitabında. Onlar da var. O yıllarda Avrupa'dan, Londra'dan, Paris'ten gittiği yerlerden yazdığı yazıları da 7 Gün dergisinde yayınlıyor. 7 Gün dönemin çok önemli bir dergisi. Hem magazin, popüler bir sanat kültür dergisi, hem de edebiyat alanında dönemin en önemli kalemlerinin yer aldığı bir dergi. Halide Edip de orada gittiği yerlerle ilgili izlenimlerini anlatıyor ama her seferinde de Türkiye ile karşılaştırıyor, Türklerle karşılaştırıyor. Söz gelimi bir İngiliz hapishanesine gittiği zaman bile o hapishanede kadın mahkumları gördüğünde Türkiye'deki durumun nasıl olduğunu düşünecektir. Orada seçim öncesi Fransızlarla konuşurken gene aklında hep Türkiye olacaktır. Dönünceye kadar Avrupa'nın hangi şehrine gitse, nereleri görse, kimleri ziyaret etse kafasında sürekli bir karşılaştırma yaptığına da tanık oluyoruz. İkinci dönem romanları demek ki Kurtuluş Savaşı romanları. Daha sonraki yıllarda bir çözüm arayışına girdiğini görüyoruz Halide Edip'in. Çünkü kültürel bir kopukluk yaşanmıştır. Osmanlı'nın doğulu kültüründen bir başka kültür, bir başka uygarlık aşamasına geçilmiş, bir başka uygarlık kapısından girilmiş ve Batı uygarlığına adapte olunmaya çalışılmaktadır. Bunun bence biraz da tezli roman olarak sayılabilecek örneği Halide Edip deyince akla gelen ilk roman olan Sinekli Bakkal romanında kendini gösterir. Sinekli Bakkal tam bu tezi kanıtlamak için yazılmış. Hangi tezi? Doğu ile Batı'nın bir sentezi yapılmalıdır. Kültürümüz hem Doğu'dan hem Batı'dan bazı şeyler almalıdır. Yenilikçi olarak Batı'ya bakmalıyız ama geleneksel olarak getirdiğimiz geçmişten bir takım mirasa da sahip çıkmalıyız. Halide Edip'in tezi budur. Bunu sembolik olarak yarattığı kişilerle de zaten romanında anlatır. Nedir onlar? Rabia adlı çok güzel bir genç kız vardır. Sinekli Bakkal diye anlatılan bakkalın torunu olan bu güzel kız Mevlid Han'dır. Mevlid Han yani işte İslam, gelenek, din, doğululuk bütün bunların simgesidir Rabia. Öbür yandan o dönemin koşullarında karşılaşması pek de mümkün görünmeyen Peregrini adlı bir İtalyan tenorla karşılaşır. Halide Edip onları buluşturur. Çünkü buluşturmaktan bir amacı vardır. Doğu ile Batı'yı evlendirmek, bundan da yeni bir Türkiye mucizesi yaratmak, yeni bir kültür oluşturmak, bu kültürün tohumunu, temelini oluşturmak, bu tohumu atmak. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Rabia ile Peregrin'in evliliğinden doğan çocuğun adını da Osman koyar ki yeniden bir Osmanlı'nın mirasını devam ettirecek olan bir Türk kültürü, bir çağdaş kültür oluşabilsin diye. Halide Edip çok yönlü bir insan ve gerçekten birçok gazetede yazmış. Ben sadece bu kitapta iki yayın organını, oralarda yayınlanmış olan yazılarını topladım ama Hindistan'a yaptığı gezinin izlenimlerini de toplamıştım. Onlar başka kişilerin kitaplarında yer aldığı için buraya almadım. Bunun dışında da kim bilir gazetelerde kalmış daha ne yazıları vardır. Çok çalışkan bir insan. İnanılmaz
çırpınışlar, inanılmaz yazın yaşamı ve her yöne yetişmeye çalışan müthiş bir kalem. Şimdilik bu kadar olsun. Halide Edip bitmez çünkü. Daha anlatılmaya çalışılsa kim bilir neler neler söylenebilir ama ben fazla uzatmadan lafı burada toparlamış olayım. Çok teşekkürler hocam. Tabii şimdi bu bahsettiğiniz dönemlendirmede de her dönem için yazdığı yazılarda ve romanlarda ve öykülerde hep bir yine yurt dışı gezilerinden örnek verdiniz mesela. Yurt dışında olduğu dönemlerden örnek verdiniz. Hep bir Türkiye'nin geliştirilmesi, işte modernleşmesi, Türk kadının ilerlemesi, özgürleşmesi kaygısıyla da aslında bir şekilde bu yazdığı her şeyin içine yedirdiği bir tema değil mi? Evet. Yani evet. Dönemlerde ise bile aslında oradaki temel kaygısı ve amacı değişmiyor gibi her seferinde. Evet, evet. Yani kadın öncelikli bir durum. Zaten kendi yaşamında da mesela ilk eşi Salih Zeki onun üstüne bir başka kadınla evlenmek isteyince boşanıyor. Oysa o dönemin koşullarında yasal olarak adamın hakkı var. Yani hakikaten ikinci bir eş, üçüncü, dörde kadar istediği kadar eş alabilir. Ama Halide Edip yasalara rağmen kocasına böyle bir hak tanımıyor, bu hakkı, o böyle bir hakkı olmadığını düşünüyor ve boşanıyor kocasından. Yani henüz ortada hiçbir şey yokken, kadınların bir takım hak diye bir sözcük bile edilmezken kadınların hakları olduğunu fark eden ve bunları savunmaya geçen bir yürekten söz ediyoruz. Evet, gerçekten bunu diğer konuşmacılarımızla da vurgulamıştık. Bir yandan bu çok kendi inandığı şeyi çok ciddi bir cesaretle de savunmaya devam ediyor her dönemde ve her koşulda. Kadınlar konusunda özellikle. Peki. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. Eksik kalan sormak istediğiniz herhangi bir şey var mıydı? Çok güzel ve sade anlattınız. Ben yine tekrar bir noktalarıma bakıyorum. Bir dönemleştirme ile ilgili bir sorum olacak. Acaba sadece bu Kurtuluş Savaşı dönemindeki tavır dışında aslında sonraki yıllardaki bu kültürel kopukluk döneminden bahsettiniz. Bununla yazarlık gelişimiyle ilgili olarak sormak istiyorum. Bu dönemler arasındaki ustalık konusunda ne söyleyebilirsiniz? Mesela şey dediniz ya, diliyle ilgili problemler olduğundan bahsettiniz. Bu dönemler değiştikçe yazarlığı da bu konuda evrildi mi? Yani siz nasıl değerlendirdiniz? Elbette. Yani bu kadar çok eser verdikten sonra. Tabii yabancılaşmayı gerektiren bir takım durumlar yaşadığını biliyoruz. İngilizce eğitim alıyor, İngiliz okullarında okuyor. Daha sonra da Türkiye'den çıktığında yıllarca Avrupa'da yaşıyor ve yabancı dille yaşıyor. O yüzden Türkçesinin buralarda biraz bozulmasını doğal karşılamak durumundayız. İlk eserleri mensur şiir dediğim eserleri yazdığında çok acemi ve işte biraz toparlamakta zorluk çekiyor, anlatımla ilgili ciddi sorunları var falan. Ama yazmak zaten yazarak öğrenilen bir şeydir. Halide Edip de bu kadar çok yazan, işlek bir kaleme sahip olduğu için o heyecanla zaman zaman hatalar yapmadığını söyleyemeyiz ama tabii ki yazdıkça daha ustalaştığını da teslim etmek durumundayız. Peki. Çok teşekkür ederiz tekrardan katıldığınız için. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Başka bir söyleşide tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Manda konusunda da kadın olduğu için onun feda edildiğini düşünüyorum. Bunu söyleyen olmuştur herhalde konuşmacılardan. Evet, buna biraz daha az değindik diğer konuşmacılarımızla aslında. Daha çok kadın hareketi konusundaki çabalarından bahsettik. Ama hani sizin bunu da vurgulamış olayım o zaman. Evet. Yani Amerikan mandasını savunan siyasetçiler, gazeteciler sayılmaya kalkılsa onlarca kişi. Bunların içinde Amerikan mandasını savunmak dendiğinde bir tek
Halide Edip'in akla gelmesi gene bir çeşit yargısız infaz oluyor. Kadın olduğu için kurban seçilmiş ve insanların önüne atılmış gibi hissediyorum Halide Edip'i bu konuda. Yoksa o Amerikan mandası isteyen tek kişi değil ve bunu isterken herhangi bir kötü niyete sahip değil. İstiyor ki insanlar aç, sefil, yorgun, savaştan çıkmış Anadolu'da askerlik yapacak insan yok. O zaman bize birileri yardım etsin. Demin okudum. İtilaf devletlerine yalvarıyor. Padişaha yalvarıyor. Ne olur diye. Ve Amerika'nın henüz ipliği pazara çıkmamış. Amerika'yı bir kurtarıcı olarak görüyor. O yüzden pek çok kişiyle birlikte bari Amerika gelsin bize yardım etsin diyor. Ama o pek çok kişi siliniyor ortadan. Bir tek Halide Edip kalıyor. Herkes Amerikan mandasını istedi. Amerikan mandasını. Böyle bir etiket çok kötü çünkü gerisini görmeye engelliyor. Halide Edip'in o Amerikan mandasını istemesinin gerisinde koskoca bir Halide Edip adı var. Bir abide bir insan, bir anıt insan duruyor. Ama o yafta aşılmayı zorlaştıran bir yafta. Onu aşıp da Halide Edip'i bir vatan kahramanı, bir ulusal kahraman olarak ilan etmenin önüne geçen bir yafta oluyor. Buna karşı çıkıyorum ben. Yani Halide Edip mandacılığı savunmamıştır falan demeyeyim. Savunmuş ama bir tek o savunmamış ki. O kadar çok insanın içinde böyle sadece Halide Edip'i çıkarıp işte mandacı bu diye göstermek insafla bağdaşır bir durum değil. Evet, yani o döneme baktığımızda da yine sizin başta da anlattığınız gibi bugünden bakarak yorumladığımızda bazı şeyleri tabii ki hataya düşüyoruz. Ama o dönemin koşullarında ve yine vurguladığınız gibi bir tek savunan kişi de o değil ya da bunu çözüm olarak... Ayrıca erkek yazarlar şeyleri işgal kuvvetlerini alkışlayıp işgal kuvvetlerinin subaylarıyla kadeh kaldırırken Halide Edip bunları yazıyor, yani söylüyor. Yani hiçbir zaman işgal kuvvetleriyle böyle bir hasbihale, böyle bir şeye girmemiş, yalvarmış. Çünkü bir çaresizlik durumu içinde. Yani insanların bunu hayal etmesi için herhalde işgal nasıl bir şeydir onu canlandırmaları. Biraz hayal gücü gerekiyor açıkçası. Halide Edip'in hangi ruhsal durumla manda düşüncesine ulaştığını anlamak için. Ne diyor Zekeriya Sertel? Romantik bir insandı mı diyor. Siyasetçi değildi ki diyor. Evet, bir romancıdan söz ediyoruz. Siyasetçi değil sonuçta. Bir romancı ve duygularıyla hareket etmesini de bu anlamda doğal karşılamak gerekiyor. Evet, yani bu etiketlemeyi de aslında aşabilmek için sizin yaptığınız çalışmalar gibi çalışmalar çok değerli ve belki zaman içerisinde çok daha, yani bu mandacılıkla birlikte anılma durumu da aşılabilir. Yani insanların okuması lazım. Kendilerine söylenene düpedüz inanmak yerine bir dakika doğru mu bu deyip araştırması, hatta ondan da geçtim. Neler yazmış, neler var ortada eserleri, onlara bakması lazım. Evet, kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, kolaylıklar diliyorum size. Tekrar görüşmek üzere, çok sağ olun. Görüşmek üzere, teşekkürler. Halide Edip adı var oturumumuzun sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra Halil Kaya oturumuyla devam edeceğiz.